İstanbul Boğazı kıyısında ve Ortaköy mahallesinde Hayrettin Reis'in türbesindeyiz. İşin ilginç yanı, arkamdaki türbeyi Mimar Sinan yaptı ve burada Türk ve Dünya Tarihi Ünlü Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayrettin Reis'in mezarı var. Çok güzel, sade, etrafında bir bahçesi var. Evet, tarihi yapı bu şekilde görülüyor. Şimdi burada ilginç bir olay var. Levhaya baktığımız zaman oradaki yazıda Cezayir ve Tunus Fatihi, Preves'e Deniz Savaşı'nın galibi Kaptan-ı Derya Barbun Hayrettin Paşa Türbesi yazıyor. Ben şimdi ilerliyorum. Evet. Mimar Sinan'ın yaptığı bu türbenin giriş kapısını iktidarı yorulduğum zaman oradaki şu yazıda sözler yazılı. Teza, Türbe-i Fatih-i Cezayir ve Tunus Merhum Gazi Kapıdan Hayrettin Paşa Rahmetullahu Aleyh sene 948 Hicri 948 yılında yapılmış bu türbe ve giriş kapısında kitabesi konmuş. Ve kitabede merhum diyor Gazi Hayrettin Reis Kaptan Derya. Öldüğünde, son nefesini verdiğinde İstanbul'da yani Osmanlı başkenti bu ünlü deniz kaptanımız için yapılan Barbaros yazmıyor ama ne yazıyor? Cezayir ve Tunus Fatihi Kaptan-ı Derya Gazi Hayrettin Reis yazıyor. Bu Barbaros ismini kim verdi bu ünlü Ankara'mıza? Bu ismi Avrupalılar verdiler. Barbar olan, vahşi olan demek. Avrupalıların verdiği bu aşağılayıcı suçlamayı biz sonraki yüzyıllarda hiç sorgulamadan, anlamını bilmeden Barbaros ismini de kabul ettik. Türbe'ye levhaya efendim Barbaros Hayrettin Paşa yazdık. Bu levhanın buradan sökülmesi lazım. Barbaros isminin kitaplarda da silinmesi lazım. Ben bir Türk dayısı olaraktan Gazi Hayrettin Reis'e saygımın gereği isyanlarımı, itirazlarımı burada yapıyorum. Tarih 11 Temmuz 2011 İstanbul ve bugün Pazartesi.